Mıstık Fenci'den herkese merhaba. Çocuklar artık 6. sınıf oldunuz. 6. sınıfın tüm konularını sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Tabii sizlerin de desteğiyle. Birinci konu, birinci ünite birinci konuyla başlayalım. Birinci konumuz güneş sistemi. Geçen yılda zaten güneş ile ilgili ayı, dünyayı, güneşin özelliklerini görmüştünüz. Şimdi üzerine biraz daha katalım. Gördüğünüz güneş sistemi, güneş sistemi de güneş ve gezegenlerden oluşmakta arkadaşlar. Güneşin özelliklerine bir tekrar bir bakalım. Güneş dünyaya en yakın yıldız, orta büyüklükte bir yıldız. Gördüğünüz gibi küre biçiminde saat yönünün tersine dönüyor. Batıdan doğuya, saat yönünün tersine. Bunu unutmuyoruz. Her zaman Gök cisimleri, Güneş, Dünya, Ay hep saat yönünün tersine döner. Sıcak gazlardan oluşuyor. Hidrojen ve helyum %74 hidrojen, %24 de helyum gazından oluşuyordu arkadaşlar. Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşuyor. Isı ve ışık kaynağımız, dünyamızın ısı ve ışık kaynağı, tüm enerjilerin kaynağıdır arkadaşlar. Dünyada bulunan tüm enerjilerin ana kaynağı Güneş'tir. Samanyolu galaksisi içinde bulunan yaklaşık 200 milyar yıldızdan bir tanesidir. Arkadaşlar dünyamız güneş Samanyolu galaksisinde bulunmakta. Samanyolu galaksisinde de 200 milyar yıldız bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de bizim yıldızımız güneş. Güneş ile dünya arasındaki mesafe yaklaşık 150 milyon kilometre. Güneş ışığı dünya ile güneş arasını 8 dakikada tamamlamakta. Arkadaşlar güneşten çıkan bir ışık 8 dakika sonra dünyaya ulaşmakta. çok uzakta olduğu için küçük görülmekte arkadaşlar. Çapı dünyanın çapının 109 katı hacmi ise 1 milyon bin katıdır güneş. Gezegen nedir? Arkadaşlar gezegen Yıldızların etrafında belirli yörüngelerde dolanır. Yıldızlara göre soğuktur. Yıldızlara göre küçüktür. Isı ve ışık kaynağı değildir. Önemli. Hiçbir gezegen ısı ve ışık kaynağı değildir. Gökyüzünde kesinti, e, gökyüzü gökyüzünde kesintisiz ışık verir. Küresel şekildedir arkadaşlar. Gezegenler dünyamızda bir gezegen ve küresel şekilde. Yıldızlara göre daha soğuk, yıldızlara göre daha küçük, ısı ve ışık kaynağı değil, küresel şekildedir arkadaşlar. Peki geldik güneş sistemi. Güneş sisteminde ne bulunuyor? Güneş sisteminde güneş artı dolanan gök cisimleri bulunuyor arkadaşlar. Güneş ve çevresinde bulunan gök cisimlerinin oluşturduğu yapıya güneş sistemi diyoruz. Arkadaşlar dünyamız da güneş sisteminde yer alıyor gördüğünüz gibi. Güneş sisteminde 8 tane gezegen bulunuyor. Ve gezegenlerin uyduları var arkadaşlar. Mesela dünyamızın uydusu Ay'dı. Diğer gezegenlerin de uyduları var. Astroid ve kuyruklu yıldızlardan oluşuyor Güneş sistemi. Yandaki resimde Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş'e göre konumları verilmiş. Buna göre Güneş'e en yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen ise Neptün'dür arkadaşlar. Dünya ve Güneş'e uzaklığına göre 3. sırada yer alır. Bakalım en yakın Merkür Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Dünyamız üçüncü sırada. Güneş sistemi Samanyolu galaksisinin avcı kolu üzerindedir arkadaşlar. Güneş sisteminde sekiz gezegen, güneşe yakınlığına göre şöyle, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs ve Neptündür arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde güneşe göre gezegenlerin konumları verilmiş. Güneş sisteminde gezegenlerin isimlerinin üstündeki kutuklara yazalım. Arkadaşlar birinci gezegenimiz Merkür, ikinci gezegenimiz Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bakın arkadaşlar 8 tane gezegen şöyle buradan iki ayırırsak buraya ilk gezegenler buraya dış gezegenler deniliyor arkadaşlar. 4 tane iç gezegen, dört tane dış gezegen bulunmakta. Güneş, baktığınız gibi bütün bu gezegenlerin ışık kaynağı. Astronomi birimi, bir astronomi birimi güneş ile dünya arasındaki uzaklığa eşittir arkadaşlar. Güneş ile dünya arasındaki uzaklığa astronomi birimi denir arkadaşlar. AB ile gösteriliyor. Güneş ile dünya arasındaki uzaklığa da bir AB. Arkadaşlar astronom birimi bir uzaklık birimi. Bakın bir ABD 150 milyon kilometre. Gezegenlerin güneş olan uzaklıkları astronomi birimi yani AB ile ifade edilir. Tüm gezegenlerin uzağı uzaklık birimi AB ile ifade astronom birimi ifade edilir arkadaşlar. Arkadaşlar gezegenleri tanıyalım. En yakın gezegenimiz Merkür'dü. Arkadaşlar güneşe en yakın gezegendir. Güneş sisteminde en küçük gezegendir. En yakın, en küçük. Bunlar enlerin gezegeni unutmayalım. Astro atmosferi yoktur. Kendi etrafında çok yavaş döndüğünden gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Uydusu ve halkası yoktur arkadaşlar. İkinci gezegenimiz Venüs. Güneşe yakınlık olarak ikinci gezegen. Büyüklük olarak altıncı gezegendir arkadaşlar. Halk arasında Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Atmosferindeki yoğun karbondioksit yüzünden sera etkisi çok fazladır. Uydusu ve halkası yoktur arkadaşlar. Dönüş yönü diğer gezegenlere göre terstir arkadaşlar. Bunun bir farklılığı var. Bütün gezegenler saat yönünün tersine dönerken Venüs ise saat yönünde dönüyor. Bunu unutmayalım çok benzediği için dünyanın ikizi de denir Venüs arkadaşlar. Üçüncü gezegenimiz bizim gezegenimiz üzerinde yaşadığımız gezegen. Yaşamın olduğu bilinen tek gezegen. Büyüklük olarak beşinci gezegen. Yüzeyinin yaklaşık üçte iki su suyla kaplıdır arkadaşlar. Yüzeyinde ayrıca dağlar, denizler, vadiler, aktif volkanlar bulunur. Çevresinde dolanan ay dünyanın tek uydusudur. Halkası yoktur arkadaşlar. Dördüncü gezegenimiz Mars. Güneş'e uzaklığı bakımından dördüncü gezegen, büyüklük bakımından yedinci gezegen. Kızıl gezegen olarak da bilinir arkadaşlar. Çünkü dünyadan bakıldığında kızıl gözükür. İki tane uydusu vardır. İnce bir atmosferi vardır arkadaşlar. Arkadaşlar Olympus Dağı güneş sisteminin en yüksek dağıdır. Zirve yüksekliği yaklaşık 25 kilometredir arkadaşlar. En yüksek dağ Olympus. Bu da nerede bulunuyor? Mars'ta bulunuyor Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Mars'ta bulunuyor 5. gezegenimiz ve en büyük gezegenimiz Jüpiter gezegenlerin en büyüğü dünyadan yaklaşık bin kat daha büyük 63 tane uydusu var en fazla uydusu olan gezegen etrafında toz ve taş parçalarından oluşmuş ince karanlık bir halka bulunmakta ganimet uydusu Güneş sistemindeki bu en büyük gezegendir arkadaşlar en büyük uydu yine Jüpiter'de. Arkadaşlar Satürn güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegendir. Jüpiter'den sonra Satürn geliyor. Halkaları var arkadaşlar. Bakın şöyle halkalarından da tanıyabilirsiniz Satürn'ü. 56 tane uydusu tespit edilmiş. En büyük uydusunun ismi ise Titan'dır arkadaşlar. Uranüs Güneş sisteminde üçüncü büyük gezegendir. Güneş çevresindeki yörüngede yuvarlanan bir varil gibi yan yatmış olarak bulunuyor. Bakın arkadaşlar, yan yatmış gibi. Uranüs halkaları, yirmi, e, halkaları ve 27 uydusu tespit edilmiştir arkadaşlar. Son gezegenimiz Neptün, 13 uydusu tespit edilmiş, halkaları var, büyüklük olarak dördüncü gezegendir. 2006 yılında Güneş sisteminin 9. gezegeni olarak Plüton arkadaşlar gezegenlik sınıfından bilim insanları tarafından çıkarılmıştır. Aşağıdaki gezegenler büyükten küçüğe doğru isimlerini bulalım. Arkadaşlar baktığınızda da en büyük Jüpiter, sonra Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür. En küçüğü Merkür, en büyüğü Jüpiter arkadaşlar. Dikkat edelim. Arkadaşlar Güneş Sisteminin iç kısmında yer alan dört gezegene iç gezegenler bakın Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegenler iç gezegendir. Bu gezegenler aynı zamanda karasal gezegenlerdir arkadaşlar yani hepsinde e, katı cisim mevcut. Güneş Sisteminin en dışta bulunan gezegenlerine ise işte dış gezegenler adı verilir. Bunlar Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün Arkadaşlar Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün zaten bunlar da sırasına yani en büyük bu, sonra bu, sonra bu, sonra bu şeklinde geliyor. Büyükten küçüğe sıralarken de dış gezegenlerden Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün büyük sıralamasıyla da devam edebiliriz. Bu gezegenler aynı zamanda gazsal gezegenlerdir. Yani bunlar genelde dışları gaz gaz e, gaz oranı daha fazladır bu gezegenlerde. Asteroid arkadaşlar Arkadaşlar Mars ile, bakın şuradaki Mars ile Jüpiter arasında asteroid kuşağı denilen bir kuşak var. Yani Güneş etrafında dönen gezegenlerden daha küçük boyutlarda irili ufaklık kayalık yapılar var. Mars ve Jüpiter yörüngelerinin arasında kalan bölgede yoğun miktarda bulunur. Bu bölgeye asteroid kuşağı da dener arkadaşlar. İrili ufaklık kaya parçaları bu Merkür ile Jüpiter arasında çok fazla olduğu için buraya asteroid bölgesi de denilmiştir arkadaşlar. Kuşağı da denir, denilmiştir. Meteor arkadaşlar. Meteor nedir? Bakın şurada görüyorsunuz bir meteor. Meteor asteroidlerin dünya atmosferine girmiş olanlarına denir arkadaşlar. Eğer asteroidler arkadaşlar asteroid kuşağında bulunan meteorlar arkadaşlar dünya atmosferine girmişse Bakın burada taş parçası dünya atmosferine girmiş haline meteor denir. Atmosfere giden meteorların çoğu sürtünmeden kaynaklanan aşırı ısınmadan dolayı yanar, parçalanır ve yok olur arkadaşlar. Arkadaşlar dünya atmosferi sürtünmeden dolayı bu parçaları yakıyor, ısıtıyor ve parçalıyor. Tabi bir kısmı parçalanmadan da yeryüzüne düşen meteor parçalarını da rastlayabiliriz. Yıldız kayması arkadaşlar meteorlar... Dünya atmosferine girdiklerinde bir ışık çizgisi bırakır ve kaybolur. Bu duruma halk arasında yıldız kayması denir. Arkadaşlar yıldızın kayması yani güneş gibi yıldızların kayması değil de taş parçasının atmosfere girdiğinde ısı ve ışık çıkarması olayına burada bir böyle ışık hüzmesi şeklinde görülmesine halk arasında yıldız kayması denir arkadaşlar. Gök taşı arkadaşlar gök taşı meteorun yeryüzüne ulaşmış. Meteorların atmosferden geçip yok olmadan yeryüzüne ulaşabilenlere ise ne diyoruz? Gök taşı diyoruz. Gök taşları büyüklüğüne göre e, yerde metrelerce çukur açabiliyor arkadaşlar. Bu çukurlara da gök taşı çukuru deniliyor. Arkadaşlar gök taşı çukuru ağrıda bir tane örneği var ülkemizde. Bu e, gök taşı. Meteorun yeryüzüne ulaşmış hali. Bir örnek yapalım. Güneşe uzaklık bakımından dördüncü sırada yer alan ve uydusu bulunan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar birincisi Merkür, Venüs, Dünya, Mars'tı. Arkadaşlar dördüncü sıradaki Mars'tı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar.